Değil mi efendim? Bir tane de mesele buyurdunuz. Hüseyinun minni ve ene min Hüseyin. Onu da söyleyelim hocama geçeceğiz. Bu hadis bütün firqelerin kitabında var. Heç firqeden asılı olmayarak İslam dünyasında kabul olunmuş bir hadisdi ve İslam dünyasının müteber kitaplarında bu zikr olup bu hadis. Ve bundan sonra da bazı hadisler var. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın faziletinde Peygamberimiz İmam Hasan'ın barisinde söhbət eliyip, söylüyüp, fikir söylüyüp, onlar da var. Ama bu mətləb ki deyir, Hüseyinun minni. Bu aydındı. Hüseyinun minni çünkü kızı Zehra'nın uşaqlarıdır. Hüseyin bendendir dedi. Mennendi. Neyse ben? Yani benim nevemdi, mennendi. Tabii. Bu bir. Tabii. Hüseyin mennendi ona göre ki hanım Fatime Zehra Hüseyin'i dünyaya getirenden sonra süt olmadı. Peygamberimiz parmağını salırdı Hüseyin'in ağzına ve Hüseyin ondan qida alırdı. Ona göre deyir Hüseyinun minni. O mennendir. O bendendir. Bu iki. Üçüncüsü de budur ki, Kur'an deyir, Hüseyin Peygamberin oğludur. Peygamber Necran alimleriyle mübahisə eləyəndə mübahələ ayəsi geldi ki, onlarla mübahələ elə. Sən də əzizləri gətir meydana. O da əziz insanların gətirsin meydana. Nəd'u əbnəəna və əbnəəkum. Və nisa'ena və nisa'ekum və enfusena və enfusekum ta inki nəbtəhil. Ta Allah'ın lənətin istəyək o batıl olan insana. Orada Peyğəmbər ki deyir oğlanları gətir, mən də oğlanlarımı gətirim, Həsən ilə Hüseyni gətir. Quran deyir, Həsən ilə Hüseyn Peyğəmbərin oğlanlarıdır. Bu Hüseynun minni, Hüseyn məndən. Bəndəndir. Üç mənası var. Ama ben Hüseyin nenem ne diyeyim? Ben Hüseyin nenem ne demek? Ben Hüseyin nenem. Deyirler, el-İslamu nebevi yol hudus ve Hüseyin'i yol beka. Güzel. İslam'ı yaradan peygamberdi. Yani İslamiyet peygamberle başladı, Hüseyin'le devam etti, ifka buldu. Hüseyin sebep olur o kala. Çünkü deyirler ki, her şeyin iki tane illeti var. Likulli şeyin illeti var. Her iki illet. İlletun muhdise, felsefe alimleri diyor. Felsefe alimleri diyorlar. İlleten muhdise. Muhdise ve illetun mubqiye. Mubqiye. İlleti muhdise budur ki bu sebep olup bu hadise yaranıp. İlleti yani mubqiye olayı budur ki. Olayı ortaya çıkaran sebep. Çıkaran sebep. Çıkaran sebep. İlleti mubqiye budur. Bu sebep olup bu hadise kalıp. Devam ettiriyor. Devam ettiren sebep, ortaya çıkaran sebep. Eyvallah. İmam Hüseyin aleyhisselam. Çün Yezid'in zamanında Yezid istiyirdi diye günah günah değil. İmam Hüseyin dedi günah günahdır. Sen deyirsən peygamberin yerinde oturacağım ve cemaatimi İslam kimin kabul eliye ben onu koymayacağım. Ben peygamberin dinin saklayacağım senin şerrinle. Ve bu meseleye göre İslam'ı sakladı ve büyüne kadar sakladı. Yani sakladı muhafaza etti. Muhafaza. Bir nefer alim, ehli sünnet alimlerinden çok güzel bir kitap yazıp, orada bir çok güzel cümlesi var. İsim? Şeyh Abdullah Ala. Şeyh Abdullah Ala. Böyle bir adı var. Eyvallah. O güzel bir söz yazır. Deyir, İslam'da iki tane hicret var. Bir hicret, Peygamberimizinki deyir, Mekke'den Medine'ye. Bir hicret Hüseyin'inki deyir Medine'den Mekke'ye. Sonra deyir El-Ula birinci hicret Peygamberin deyir tayin ki bina eləsin İslam'ın binasını yarasın. Evet. İslam'ı bina inşa etsin. İkinci hicret Lil-Hüseyin illeti de bu deyir El-Muhafazatu Alel-Bina. O binayı korusun. O bina ki peygamber təşkil edib, o onu korusun, saxlasın, indiyə qədər saxlasın. Çok enteresan, güzel. Buna görə deyir ki, bax, əgər bu binanı mən təsis eləmişəm, təşkil eləmişəm, sən saxlayıbsan, bu saxlamağın mən müdafiəyəm. Mən Hüseyin'ləm. Mən Hüseyin. Yəni təsdiq edirəm Hüseyin'i. Evet. Din binasını muhafaza etmenin yanındayım deyə bir təsdiqin işarətidir bu. Ben Hüseyin'dənim demək. Bir tane de mətləb icazə vermen artırım. O da budur ki, matem saxlayanlar mərifət cəhətindən müxtəlif dərəcələrdədirlər.
Ben biraz tercüme edeyim üstad. Buyurun. Yani matem tutanlar bu olayı anlama bakımından farklı mertebededirler. Farklı. Farklı mertebe ve marifet mertebe, meratibi marife. Bazı yerde görürsen bazı insanlar var, İmam Hüseyin'in şehit olmağına narahattı. Rahat değil. Ha, narahat. Narahat. Rahatsızdı. 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 Tamam. Ama kalbinde. Kalbinde. Diline gelmiyor. Amelde hissat yoktu. Ama kalbinde rahatsızdı. Yazide itirazı var. Hüseyin'i sevir kalbinde. Kalbinde. Bu bir mertebedi. Buna ecr, sevab, merhamet eliyerler. Ama ebile. Evet. Ele o kadar. Ekal. İkinci bu da ki narahattı. Yani rahatsızdı. Hem kalbinde, hem dilinde, amelinde. Aza saklayır, karaciyir, ağlayır, itiraz eliyir. İtiraz ediyor. Bu ikinci mertebe. Mertebe. Bunun fazileti ondan çoktu. Sadece kalbinde saklayanlardan fazlaydı. Üçüncü mertebe o adamlardı ki Hüseyin'i tanıyır. Marifeti var Hüseyin'e. Hüseyin'e marifeti var. Çünkü bazı hadislerde var. Deyir ki, eğer Hüseyin'e eza saklayırsan ve Allah da ecri verir, senin nefesin ibadet kimin sayılır, senin ağlamağın savabi, cennet onun ecri müzdü deyir, bu ecri kime verirler? Hadislerde var, deyir, eğer Hüseyin'e arifen bi hakkı ağlasa. Arifen bi hakkı. Arifen bi hakkı İmam Sadık Aleyhisselam'dan soruşurlar, o ne demekti? Deyir, arifen bi hakkı'nın iki mənası var. Yani Hazreti Hüseyin'i hakkıyla bilmek. Biri budur ki, bilə bu imamdır ve bunun itaati vacibdir. Hmm, bu bir. İkincisi de budur ki, bilə ki bu hakkı bundan zorundan, zulmünden alıblar. Eğer belə olsa, onda bu mərifətdir. Ve bu mərifətinin əzadarlığın fəziləti daha çoxdur. Hmm. Bu üçüncü iddədir. Yazidən nifrət eləyir. Nifrət eləyir. Hüseyin'i müdafiə eləyir. Həm qəlbidə, həm dildə, həm mərifəti ilə və mücadilə ediyor. Dördüncüsü onlardan yuxarıdır. Dördüncüsü odur ki, İmam Hüseyin'e matəm saxlayan savab axtarmır. Üçüncü mərtəbədə savab axtarır. Deyir, mən Hüseyin'dən şefaat istirəm, hacetlerimi istirəm. Sevap almak istiyor, sevap beklentisi içində. Sevap bekliyor, istiyor ki, mən üçünsa. Dördüncüdə isə sevap beklentisi yok. Dünyamı istirəm, xoşbaxlıq istirəm, ahiretimi istirəm, şefaat istirəm. Bu üçüncü mertəbədədir. Dünya ve ahiret menfaati. Ama dördüncüdə bunlar yoxdur. Dördüncüdə gəlib Hüseyin'i tanısın, hədəfində tanısın, özün Hüseyinə oxşatsın. Ayağın benzetsin. Ayağların koysun Hüseyin'in ayağların izine. İzine. Onu tabi'lik tabi etsin. Olsun. Onda bu merhalede da almağa gelmeyip, canın vermeye gelip. Amin. Ehli sünnet ehli beyt dediğimiz çizgiyi de herhalde böyle anlayın. Hazreti Hüseyin'in ayak izlerinde yürümek. Tabi olarak yürümek. Ehli bunlar beyt olmanın matem saklayır. Ta Hüseyin'i tanısın. Hüseyin'in hedefin bilsin. Özün Hüseyin'e benzetsin. O ki biz hamı bilir ki kitaplarımızda yazılıb kullu yevmin aşura, kullu erzin kerbela, her gün aşuradır. Onun mənası budur. Aşura hüseynsiz olmaz. Doğru. Onu ayrıca soracağım üstad.